Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Hala hastalığın etkisi sürüyor. Ee, az buçuk sesimden de anlayacaksınız. Vallahi bilmiyorum bizim burada çok ciddi bir şey var. Salgın var. Ee, aman sizler dikkat edin. Çok fena gerçekten de. Ee, Ciku'dan transfer, sakatlık ve Galatasaray sözleri ile başlayalım. Çünkü yine bir röportaj vermiş Ciku. Ee, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulunmuş. Ve bazı açıklamaları var Ciko'nun. Biz de bunları önce konuşalım. Sonra önemli konulara geçelim. Mesela geri dönmek mutlu ediyor diyor sakatlıktan sonra. Eleştiriler normal. İlk zamanlar yapılan eleştirilerin normal olduğunu düşünüyorum. İnsanlar sizi tanımadıkları zaman eleştirilerde bulunuyor diyor. Hatırlarsanız baya bir çöp ilan edilmişti. Ben kendi kalitemi nasıl bir oyuncu olduğumu da biliyorum. Dolayısıyla sezona Fenerbahçe formasıyla başladıktan sonra yavaş yavaş Kalitemi ortaya koydum diyor. İnsanlar beni bilmiyordu diyor. Hani kalitemi bilmiyorlardı. Belki de çok fazla maçımı izlememişlerdi. Ama e, şöyle oldu, böyle oldu diyor. Hakikaten de öyle. Yani la Alexander Ciku diyorum. Hocam o çöp. Niye? Çöp hocam. Gerçekten de çöp hocam. Yani kızma hocam ama çöp yani. Niye çöp diyorum? Maçını mı izledim? Ya hocam maçını izlemedim ama yani çöp ya. Yani çöp ya. Şimdi kızma bana hocam ama ya çöp yani diyordu. Ya elle tutulur, gözle görülür hiçbir şey yok ama çöp. Ve ha, e, bu sene aslına bakarsanız bu çöpçülük olayı kırıldı. En sevindiğim taraflardan bir tanesi de bu. Buraya gelmeyi tercih ettim diyor. Ben kariyerime Fransa'da başladım. Oradaki takımlarda forma giymeye devam ettim. Sonrasında farklı bir ülkede oynayarak tecrübe elde etmem gerekiyordu. O olgunluk yaşıma da geldiğimi düşünüyordum. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi seçtim. Ee, Ülkemli takım Gana'da da oynamış olmak benim adaptasyonumu olumlu anlamda arttırmış oldu. Bizdeyken seçildi değil mi Gana'ya? Türkiye ve Fransa'yı yeni karşılaştırdığımda şunları söyleyebilirim. Tabii ki de farklar var. Oyun burada daha çok açık bir şekilde oynanıyor. Yani geçişe çok müsait bir oyun var. Kontra atağa dayalı bir oyun olduğunu daha doğrusu geçişe dayalı bir oyun olduğunu söylemeliyim. Dolayısıyla çok fazla gol oluyor burada. Çünkü çok fazla açık alan bulabiliyorsunuz. Tabii ki bu da izleyenleri mutlu eden bir şey. Aynı şekilde burada çok fazla tecrübeli oyuncu olduğunu da söyleyebilirim. İki takım, iki, iki takım içerisinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Onlar ligi gayet iyi bir şekilde biliyorlar. Fransa ile ilgili şunu söyleyebilirim. Fransa daha taktiksel mantıtı ya da birlikte daha çok topa sahip olma hedefleyen birlik. Oradaki takımlar bunu daha çok hedefliyor. Burada daha direkt bir oyun söz konusu. Diyor. Var burada koşu seviyesi yüksek falan filan. Çok takımda da çok fazla tecrübeli isim var. Sakatlık süreci e, izlenmesi gereken 6-8 haftalık bir protokol vardı. Sürece uyduk, risk almadan tedavimizi sürdürdük. İyi bir süreç geçti. Kendi açımdan da iyi bir süreç geçtiğini söyleyebilirim. Beş taş maçında da <laughs> bir ağrı veya sıkıntı yaşamadım. Sağlık ekibimize tekrar teşekkür ediyorum. Bugün gün sanırım e, oyundan da çıktı. Biz o gün korktuk da eyvah dedik de. Taraftara mesaj taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi üzerinden dolayı mutluyum. Onlar da aynı arkamızdalar. Takımı sürekli olarak gittiriyorlar ve bizleri motive ediyorlar. Onları mutlu edebilmek adına sezonun başından bu yana iyi bir performans ortaya koymaya çalışıyorum ve bu şekilde devam etmek durumundayım. Takımlarına karşı gerçekten çok büyük bir tutkuya sahipler. Fanatikler. Fenerbahçe taraftarı takımı çok seviyor. Ben de aynı şekilde sağda elimden gelen en iyisini yapmak istiyorum maksimum derecede diyor. Kayserispor maçı Mondeom Kayserispor deplasmanı zor. Bir maç elbette iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İyi bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum diyor. Analizde de nasıl bir oyun oynadıklarını görmüştük. Tabii kendimize güvenerek sahada olacağız. Bak dersimize çalışmışız. Ondan bahsediyor. Galatasaray maçları önemli maçlar. Bu tip maçlar taraftar içinde büyük anlam ifade eden maçlar. Şampiyon olmak istiyorsak bu maçları kazanmalıyız. Bak her şeyin farkında futbolcular. Her şeyin farkında da. Yani geçen seneki o boş vermişlik yok. Bu iki kulüp arasında rekabet söz konusu. Geçen sezon maalesef çok iyi istatistiklere sahip değildi Fenerbahçe. Bu sene en iyisini göstermemiz gerekiyor. Ve oynayacağımız bu iki maçı da kazanmamız gerekiyor ki taraftarlarımızın yüzünde gülücükler oluşturalım, onları mutlu edelim. Bir de yeni yıl mesajı. <laughs> hani jingle bell jingle bell falan diyor. Bu da çok önemli değil. Beşiktaş demişken Beşiktaş ve Fenerbahçe'den ortak karar Süper Kupa. Vallahi son zamanlarda en zekice olan karar. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç görüştü ve aldıkları kararı açıkladılar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bazen cesur kararlar almanız gerekir. Cesur açıklamalar yapmanız gerekir. Onu söyleyeyim. Hasan Arat TFF'ye başvuracağız. Şimdi Ali Koç ziyaret ediyor. Ali Bey eski bir dostumuz olarak yeni seçilen yönetim kurulumuzu ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. 2010-2011 Süper Kupa finalini oynamak için birlikte müracaat etme kararı çıktı. Hasan Arad Ali Koç'a baba ocağına hoş geldiniz dedim. Kulübümüzün en eski üyesi Rahmi Koç'un sicilindeki kayıtlı güzel bir belgesini hatıra olarak hediye ettik diyor. Ali Koç sezon başlamaları oynanır. Yönetim kurulundaki altı arkadaşımla beraber hayırlı uğurlu olsun ziyaret için geldik. Ortak sorunlarımızı konuştuk. Nerede birbirimize destek olabiliriz? Nerede güç birliği yapabiliriz onu konuştuk. Bu iki büyük kulübün halkla ilişkileri Cumhuriyet ve Atatürk'e bağlı olmaları konusunda çok benzer. Ee, takvim çok sıkışık. En yakın zaman sanki bir sonraki sezon ligleri başlamadan önce kararı TFF verecektir. Samimi dostça karşılaşmalar için, karşılamalar için teşekkürler. Hasan Arat ile görüşmemizde TFF'nin istifası gündeme geldi mi sorusuna? Kesinlikle gündeme gelmedi. Şu, şuradaki buluşmayla hiç alakası olmayan bir soru sordunuz. Rahmi Bey'e vermeyeceğim. İki kulüp birbirlerine 100. yıl formaları hediye etti. Atamızın çok güzel bir fotoğrafını hediye ettik. Onlar da bana Rahmi Koç'un hiçbir yerde bulamayacağımız üyelik formunu çerçeveletilmiş halinde verdiler. Rahmi Bey bunu benden isteyecekler ama vermeyeceğim diyor. Beşiktaş'ın kapısı herkese açıktır. Bunlar büyük camialardır diyor. Hasan Arat. Sanıyorum Ali Bey 1998 yılında Süleyman abiyle ile seçildiğimizde kulübe gelmişti. Biz gitmiştik. Bunların olması lazım. Ortak sorunların tartışılması lazım. Sahada rekabet olacak. Ama bu iklimin Türkiye'ye yayılması lazım. Maçlar, maçlarca centilmence mücadele edeceğiz. Bu kurumlar Türkiye'nin en önemli kurumlarından. Türkiye'yi kuran kurumlar barış ortamı için önce olalım. Vallahi ben çok memnun oldum. Gerçekten diyorum ya Türkiye'de olması gereken iklim şu. Gerçekten iklim şu. Ya kavga, gürültü, kaos. Yok sen FETÖ'cüsün. Yok sen teröristsin. Yok senin Allah belanı versin. Yok senin şöyle olsun. Ya yeter ya. Olması gereken iklim bu. Hayırlı olsun. Seçilmişsiniz. Güzel. Dostane bir şekilde yaklaşalım. Tamam. Beşiktaş'tan sezonda iki defa karşılaşmamız kesin. Belki Türkiye Kupası maçı. Belki Türkiye Spor Yazarları Derneği vardı eskiden. Hani Cumhurbaşkanlığı Kupası vardı ya da Süper Kupa finali vardı. Ya sezonda 3 defa belki maçım var. Belki 4 defa maçım var. Maksimum taş çatlasın 5 tane maçım var. Türkiye Kupası yarı final işte. Bir orada bir burada 2. İşte ligde 2, 4. Yani bize verilen iklim ise dakika başı kavga, gürültü, kaos, çatışma. Allah'ın en güzelini yapmışlar. İki başkanı da tebrik ediyorum. Fenerbahçe'miz e, dün İdman'ı sürdürdü. Çarşamba günü yani yarın Kayseri Spor'a konuk olacağız. Hazırlıklar sürdü. İdman'da neler yaşandı? Canbar tesislerinde teknik doktor İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon. Zaten bunlar artık ezberlediniz. Değil mi? Çabukluk. Ardından 5'e 2 top kapma, pas çalışmasına devam etti. Taktiksel, bireysel çalışmalarla da sonlandı. Hazırlıklar tamamlanacak. Bugün... Tamamlanacak hazırlıklar ve takımımız Kayseri'ye hareket edecek. Ee, bana da yakın bir yere gelecekler de. Bakalım. Belki ziyarete gideriz. Şimdi Fenerbahçe'de büyük endişe. Kritik viraj öncesinde son dakika gelişmesi. Fenerbahçe'nin boşnak golcüsü Edin Kayserispor Kayseri ve Galatasaray maçları öncesinde taraftarı korkuttu. Taraftarı ce yaptı. Evet maalesef bu haber doğru arkadaşlar. Yani herhangi bir şeylik yok. Keşke doğru olmasa. Bu ayrı mesele. Sakatlık şüphesiyle antrenmana çıkmadı. Şimdi Edin Ceko, İsmail Kartal'a ve sağlık ekibine ağrılar olduğunu iletti. Bu gelişme sonrasında boşlak golcü tedbir amaçlı olarak pazartesi günü yapılan antrenmana katılmadı. Yani 18 Aralık antrenmanına katılmadım. Hastaneye götürüldü. Detaylı MR'ı çekildi. Son durum bugün belli olacak. Ee, 21 maçta 23 gollük katkı. 16 gol 7 asist. Hocam bu olayın aslı nedir? Asları nedir? Yani Allah göstermesin. Ciddi bir sakatlık mı? Yoksa hani e, video başlığına koyayım diye çarpıcı, sansasyonel bir başlık olsun diye mi? Arkadaşlar Şöyle söyleyeyim size. Antrenmanda ayağına hafif bir darbe alsa ayağım ağrıdı desem sağlık heyetinin üstünde kara bulutlar dolaştığı için MR çekiliyor futbolcuların. Bilginiz olsun. Yani e, Ceko hani ayağımda bir ağrı hissediyorum dedi. Ayağında hissettiği ağrıdan dolayı e, bu şeyi yaptı. Nasıl diyeyim size? Hani MR'ı çekildi. MR'ı çekildikten sonra İdmana çıkmadı. Bugün belli olacak ama ben size şunu söyleyeyim. Benim edindiğim duyumlara göre söyleyeyim. Kayseri Spor maçında riske edilmeyecek. Hani MR temiz çıktı diyelim. Hiçbir şey çıkmadı. Yine de Kayseri Spor maçında riske edilmeyecek. Yani kadro dışı kaldı. Yani kadroya alınmayacak Ceko. Benim duyumlarıma göre yanlış anlamayın. Ha kadroya alınır yedek bekler bir şey diyemem. Benim duyumlarıma göre Kayseri Spor maçında riske edilmeyecek. Ama pazar günü Galatasaray maçında oynayabilecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ha, nazar değiyor Nazar. Fenerbahçe'nin muhteşem ikilisine Nazar değiyor. Tadiç, Ceko. Ya şimdiden 27 gol 15 asist. Yani 27 gol 15 asist arkadaşlar. Ceko ve Tadiç. Yani hocam sırtını dayıyor. Yani çok özür dilerim kalçasını dayıyor başka yaptığı bir şey yok diyen futbol cahilleri zır cahiller benim böyle bir arkadaşım vardı ulan kalçasını dayardı lan 3 kişi de gelse topu alamazdı ya lan derdim ki oğlum bunun formülü ne bana da anlat derdi ki abi adamların hamlesini tahmin edeceksin yani ayaklarını nereye atacaklarını tahmin edeceksin düşünürdüm Mantıklı yani rakibinin hamlesini tahmin edersen sen doğru hamleyi yaparsın. Şimdi iki futbolcunun golleri, asistleri Fenerbahçe'yi sırtladı. Biri 37, biri 35 yaşında. Hani beni bilenler bilir. Ben pes oynarken bile 27 yaşın üstündeki futbolculara böyle hani e, çok özür dilerim bu tabirleri yanlış anlamayın. Espri olsun diye söylüyorum. 27 yaşın üstündeki futbolculara FETÖ'cü gözüyle görürüm böyle. Defol derim. Defol. Senin bende işin yok. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 oldum biri yaşlanmaya başladı derim. 24 bir de eyvah derim yaşlanıyor. 25 yaşlandı. 26, 27, 27'de satarım. En verimli çağında. Ama gerçek hayatta, gerçek hayatta da benzer mantaliteye sahipken bunlar kırdılar. Bu sene benim görüşümü, fikrimi değiştirdiler, kırdılar abi. Ceko 16 gol 7 asist. Tadic 11 gol 8 asist. Ve toplamda 42 gol katkısı. İkisi de bonservis bedeli ödenmeden alındı. Hocam yıllık ücretleri 4.2 ama tanesinin değmez mi? Siz bana değmez mi onu söyleyin. 4.2 4.2 8.4 yani Icardi'nin bir yıllık maaşı gibi bir şey. İkisinin toplam parası. Değmez mi? Ya da Zaha'nın bir yıllık maaşı. Ya siz bana değip değmediğinden bahsedin. Bak bunlar profesyonel yaşantıları var. Kazanma hırsları var takımdaki arkadaşlarına. Hani liderlik etmeleri var. Kendilerine bakmaları var. Yani uzun lafın kısası biz bir karakter satın aldık. Ali Koç'un da daha doğrusu Mario Branco'nun da deyimiyle. Ve şu anda Tadiç futbol tarihinin en fazla asist yapan ilk 15 oyuncusu içerisinde yer alıyor. 263 gol pasıyla en fazla asist yapan futbolcular listesinde 13. basamaktan. Şimdiden 8 asist yaptı. Performansını sürdürmesi halinde ilk ona girecek. Şunu da söyleyeyim. Allah var. Had için de belki 15 tane asistini çöp ettiler. O da ayrı bir mesele. Şimdi kaç asist var? 263. Suarez 267. Kevin De Bruyne 268. Molijin 268. Ryan Giggs 277. Luis Figo 283. Eee... Karı Kariko koca, 289. Marcelinho karı koca. 290. Messi 361. Cruyff 356. Puskas 355. Pele 353. Hani Alex de Souza 323. Bu listenin 5. sırasında tanıdık bir isim. Hani bu Alex de Souza'yı falan yakalayacağını zannetmiyorum ama bir Ryan Giggs'i falan yakalayabilir. 14 asist daha yapıp hani 9. sıraya yerleşebilir diye düşünüyorum. Ve Süper Lig'de haftanın e, hakem atamaları da belli oldu. Haftanın hakemleri belli oldu. Fenerbahçe maçına İrfancan Kahveci'ye kişisel husumeti olan artık sevdiği kızı elinden mi almış? Sevdiği kız İrfan Can'a mı varmış? Ne bileyim küçükken topu inşaata kaçmış İrfan Can kahveci formalı kişiler tarafından saldırıya mı uğramış? Bilinmez ama Zorbay Küçük verilmiş. Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük o meşhur Malatya'ya giden Tofaşlar olayında Malatya Spor kaptanı olan koyu Galatasaraylı olan Feyzullah Küçük. Feyzullah Küçük yazımı interneti araştırdığınız zaman Galatasaray altyapısında bir hoca çıkıyor. Evet o kişi. Babası Galatasaray altyapısında hoca olan kişi Süper Lig'de hakemlik yapıyor. Not ismi Ali Koç olduğu için hakemlikten kovulan kişi var bu ülkede geçen sezon. Süper Lig'de kardeşi kaleci olup da Süper Lig'de hakemlik yapan bir isim var bu ülkede. Ancak yine aynı şekilde yine aynı şekilde İsmail Koç olduğu için hakemlikten atılan isim var. Ne kadar enteresan bir futbol ülkesi değil mi ya? Ben şunu söyleyeyim. İster Zorbay Küçüğü versinler, ister Fethullah Gülen'i versinler, ister başka birini versinler, ister İskender Büyüğü versinler. Anlatabiliyor muyum? Kimi verirlerse versinler. Fenerbahçe çıkacak, topunu oynayacak, Kimi de yenecek? Rakibi de yenecek. Başka çaresi yok. Biz sezonlardır, biz yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Şampiyon olmak istiyor musun? İstiyorsun. İyi kadro kur. Tamam. Kabul. Ama hakemleri de yenecek kadro kur. Hocam istediği müddetçe hakemi yenemezsin. Kabul. Doğru. Ben de katılıyorum. Yani hakem iste... Yani ee, hakemin de bir sınırı var. Kolay kolay bir hakemi yenemezsin. Kabul. Ama sen yenecek oyunu oyna. Bir yerden sonra artık utandırırsın. Galatasaray maçına şey vermişler. Tugay Kağan Numanoğlu. Ya bilmiyorum ama hani içimde hissi bir olay var. Galatasaray Karagümrük maçının 2-2 biteceğine dair hissi bir olay var içimde. Bilmiyorum inşallah doğrudur. Ee, Fenerbahçe'nin 3-0 yeneceğine Galatasaray'ın da 2-2 biteceğine dair hissi bir şey var. Belki de hastalıktan dolayı şey görüyorum. Ee, kabus görüyorum. Ya enteresan bir hastalık. Gerçekten ışık, yani odalarımızın ışığı beyaz şey sarı görüyordum ışıkları. Ateşler şu anda üstüm başım hep ter. Sabahın 6.20'sinde çekiyorum bu videoyu bilginiz olsun arkadaşlar. Yani bu arada dua etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.